Burası merhabalar. Bugün Değirmisaz gezimizin 3. bölümünde beraberiz. Sizlere bugün Değirmisaz istasyonu tanıtmanı ve Değirmisaz'daki ekonomik geçimi ve doğayı tanıtmaya devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz istasyonun baş makası, yani trenler buradan girerken yollara buradan ayrılıyor. Bunun için buraya makasların başı olduğu için baş makas adı veriyor. Burası Ege'nin Simav Dağları'nın eteğinde bir orman, dolayısıyla seçtiğimiz gezinin, ara verdiğimiz reklamın 3. kısmı oluyor. İşte burası da istasyonun genel görünümü. Bugün yol yapım çalışması olması sebebiyle trenler yoğun olarak işlemiyor. Gündüz bizde demir yollarının desteğiyle ve Sayın Hareket Memuru Mehmet Acar'ın desteğiyle burada çekim yapma imkanı bulduk ve sizleri bu güzellikle baş başa bırakabildiğimiz için ne mutlu bizlere diyoruz. Ve geleneksel ikinci istasyon gezimizin 3. ayağında buraları tanıtıyoruz. Bu görmüş olduğunuz istasyonun semafor direkleri dediğimiz ve şu anda kullanımda olmayan ve gece gündüzleri tren trafiğinde makasları, yani trenleri buluşma durma ve diğer trenlerle öne geçme, yani hareketine göre sinyal veren sistem, mekanik bir iyi tipi tesisat sistemidir. Hemen sağında Değirmisaz köyü gözüküyor. Burası Değirmisaz köyü. Yani bu istasyona adı veren köylerden bir tanesi Değirmisaz köyü. Hemen yanında, biraz uzakta kalmasından dolayı bir tane de Kızılbük köyü var. Kızılbük köyü mahalle tipi bir köydür. Köy altı yerleşmesi olup burada başlıca kömür ve klinker tipi madenler çıkmaktadır. Aldığımız bilgilere göre burası milattan önce bir yerleşme olmasının sebebiyle çok değerli bir yer olmuştur. Karşıdaki dağlar ise Simav Dağları'nın kuzeye bakan kesimi. Bu gördüğünüz tesis kum tesisi, yani kum ocağı var burada. Yani dereden kum çekiyorlar ve teşebbüslere satıyorlar. Ev ve inşaatlarda kullanılıyor. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Bölüm 4'te, yani bu diğer taraftan çekeceğimiz 4. bölümde buluşmak üzere. Esen kalın sayın seyirciler.